Evet arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomda size dirty barking hakkında konuşacağım ve clean barking hakkında konuşacağım. Hemen size hemen sizi kısacası bilgilendireceğim. Bu videoyu uzun tutmayacağım. Sizin de zamanınızı çok almayacağım. Hemen başlıyorum dirty barking ile. Dirty barking ne demektir? Dirty barking yani sizin uzun zincirli karbonhidratlanan, yani haşlanmış patates, yulaf, esmer makarna, esmer pirinç, bunlar yani bunları yemenizle siz clean barking yap, uzun yani uzun karbonhidratları yersiniz. Bunlar uzun karbonhidratlıdır. Şimdi kısaları nedir? Beyaz makarna olsun veya lahmacun olsun, mantı olsun. Şimdi canım da çekti, lahmacun dedim. Evet, bunlar yani kısa zincirli karbonhidrat, yani hamur işleri veya çikolata, tatlı, şeker, bunlar kısa zincirlidirler. İki bölüme ayrılırlar. Evet arkadaşlar, şimdi siz dirty barking'de bunların ikisini de yiyorsunuz. Bunların ikisini yediğiniz için yağ oranınız da daha fazla çıkmış oluyor. Hani yağ oranınız daha fazla, yağ oranınız çıkmış oluyor ve hızlı da kilo alabiliyorsunuz barking döneminde. Tabii ki kalorinizi yükselttiğiniz için ve dirty barking'de de zaten hani hem ikisini de kombine ettiğiniz için kısa zincirli karbonhidrat hidratlarından beraber uzun zincirli karbonhidratları kombine ettiğiniz için daha hızlı kilo alıyorsunuz. Tabii ki şimdi temiz kas kütlesi alıyor musunuz? O başka bir konu. Hemen şimdi clean barking'e geçiyoruz. Clean barking ne yapıyoruz? Saydığım gibi daha demin uzun zincirli karbonhidratlar. Bunları sadece clean barking'de uzun zincirli karbonhidratlarla besleniyorsunuz. Yani burada kısa zincirleri bırakıyorsunuz, kısa zincirleri almıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada avantajları ne? Burada yağ oranınız fazla çıkmış olmuyor. Hani dirty barking'deki gibi. Zaten adı üstünde dirty barking, yani kirli bir bark yaşıyorsunuz. Yağlı, mağlı arkadaşlar. Burada clean, yani temiz. Tabii ki burada yavaş yavaş kilolarınızı alıyorsunuz ama temiz temiz. Şimdi bunun avantajları ne arkadaşlar? Definasyona geçtiğinizde siz clean barking yaptıysanız sizin tabii ki avantajınız var. Neden? Çünkü yağ oranınız düşük oluyor ve kas kütleniz fazlalıklı oluyor. Şimdi biz definasyonda ne yapıyoruz? Kasları, yağları eritmeye çalışıyoruz değil mi arkadaşlar? Yağları eritmek için. Ama biz zaten clean barking yaptıysak bizim yağ oranımız düşük olduğu için burada avantajlıyız. Dirty barking yapanlar burada o kadar avantajlı değil. Onlar daha da fazla çalışması lazım. Yani daha fazla zaman alıyor onlarda ki yağları yakmak için. Onlar bulk'ta hızlı çıkıyor, kilolarını alıyor. Ama biz de definasyonda avantajlıyız. Bunu böyle görebilirsiniz. Tabii ki ben şimdi ne öneririm? Benim yani ben kendime göre ben clean barking yapıyorum. Yani ben daha fazla clean barking yapıyorum. Dirty barking birkaç kez yaptım, o kadar hoşuma gitmedi. Herkesin kendi zevki, yani herkes kendi istediğine göre yapabilir. Tabii ki dirty barking yapanların daha fazla cheat meal'leri var. Daha fazla haftada cheat meal yapıyorlar, 3 veya 4 kere olsun. Yani bunun börek olsun, lahmacun olsun. Bunları yiyorlar, mantı olsun. Bunları yiyorlar. Bunlar clean barking yapanlarda yok. Bunlar clean barking yapan arkadaşlarımız da yok. Evet arkadaşlar, bu videoyu böyle kısa tutmak istiyorum. Umarım size yardımcı oldum. Clean barking ne demek ve dirty barking ne demek. Umarım hoşunuza gitti. Hoşunuza gittiyse beğenme butonuna basın arkadaşlar. Beğenme butonuna basın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Her zamanki dediğim gibi YouTube'dan abone olabilirsiniz veya Facebook sitemizden veya da Instagram'ımızdan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Shredded Brothers.